Arkadaşlar merhabalar. Şekilde BC ve D doğrusal olmak üzere AE 4 birim verilmiş. BD arkadaşlar 12 birim verilmiş. Deniliyor ki AC uzunluğuyla, bakın şu AC uzunluğuyla CD uzunluğu birbirine eşit. Yani burada ne var? Burada bir ikizkenar üçgen var ama daha var. Tam belli değil. Ben A ile arkadaşlar D'yi birleştirdiğimde bir ikizkenar üçgen oluşur. Öyle mi? Evet. Peki sonra deniliyor ki buna göre yeşil ve sarı bölge alanlar toplamı kaç birimdir diye soru bu. Şimdi gençler burada şöyle bir hatırlatma yapacağım, onu söyleyeyim. Bir tane ikizkenar üçgen çizelim. İkizkenar üçgende hatırlarsanız ikizkenarlara ait olan dik uzunluklar birbirine eşit olduğu gibi sonuçları da birbirine eşit oluyordu. Yani şu uzunluk arkadaşlar buna eşit oluyordu, bu uzunluk buna eşit oluyordu. Buradaki açılar birbirine eşit oluyordu. O zaman aynı mantıkla hareket edecek olsak, yani buradan bir 5 dereceyle adam böyle çizmiş. Yani ben de şuradan şöyle arkadaşlar 5 dereceyle çizsem, dolayısıyla şuradaki 4 birim ise burası da 4 birim olur. Yani şu kısım da 4 birim olur. Bu alan A birim ise bu alan da A birim olur. Yani ben dolayısıyla sarı bölgeli alanı aslında arkadaşlar şuraya taşımış olurum. Öyle mi? Evet öyle. Bana sarı ve yeşil bölgeli alanın toplamını soruyordu. O zaman şu anda aradığım alan A, B ve yeni çizdiğim şu noktaya da F noktası diyelim. F üçgeni olmuş olur. Peki bakalım, burası da 5 derece, açılar da birbirine eşit oluyor. 45, 45, 90 üçgeni. BD uzunluğunun 12 olduğunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Evet, o zaman tamamı 12 ise burası 4 olduğuna göre geriye ne kalır? 8. 90, 45, 45 üçgeni olduğuna göre bu da 8. O zaman 8 kere 8, 64 bölü 2 aradığım alan olmuş olur. Doğru cevap Deniz'de. Arkadaşlar bir soru daha, o da şöyle bir soru. Bakın şimdi demiş ki ABCD, DBCA 4 basamaklı sayılar olmak üzere. Diyor ki işlemiyle gerçekleyen ve E rakamına dönüştüren rakam adı veriliyormuş. Yani ne yapılmış burada? ABCD sayısı şimdi dikkat ederseniz E ile çarpılıyor ve DCBA elde ediliyor. Bunun tam tersi elde ediliyor. E 9 olduğun 9 için bu toplamın değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben de şöyle düşüneyim. E 9 olsa arkadaşlar, değil mi? Hatta şuraya yazayım arkadaşlar. Şöyle A, B, C, D. Ben bunu 9 ile çarpıyorum. Tamam. Ondan sonra D, C, B, A, E elde ediyorum. Şimdi bak. Bir defa A kesinlikle 1 olmak zorunda. Niye? Çünkü 9 ile 1'i çarparsam ancak burada 4 basamaklı bir sayı elde etme ihtimalim var. Değil mi? 2 olması mümkün değil. Yani 2 olunca bir defa kafadan gidiyor yani. Yani bu olacaksa yani ne olmak zorunda? 1 olacak. Değil mi? E hocam sıfır olamaz mı? Sıfır da olamaz. Çünkü tamam sıfır olsa burası 3 basamaklı sayı olacak ama o sefer çarptığımda bu 4 basamaklı sayı olursa yani o da arkadaşlar sıkıntı olacak demektir. Demek ki A 1 olacak. 9 kere 1 9. Demek ki burası arkadaşlar 1. D de 9 olmak zorunda. 9 kere 9 81. Değil mi? D 9 A 1 ise tamam soru bitti. Niye? Çünkü cevapların 15, 16, 19 olmayacağını en baştan zaten şöyle anlayabiliriz. Şimdi sen bununla 9'u çarpıyorsun ve bunu elde ediyorsun. Yani elde ettiğin sayı 9'un katı bir sayı. Dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla rakamlar toplamı 9'un katı olmak zorunda. E rakamlar toplamını sormuş zaten bana. 9'un katı olacaksa arkadaşlar ya 9 ya 18 olacak. Şimdi artık 9 da olamaz. Niye? Zaten şu ikisinin toplamı 10 yapıyor. Öyle değil mi? O zaman kim olmak zorunda? 18 olmak zorunda deriz. İki tane güzel bir soru.